Peteklerimiz aynı olmadığı için, görün bakın şuradan. Aynı olmadığı için petekler şu an takamıyoruz. Bu büyük ihtimal bir üçün. Hep genelde benzinleri var ya. Yani petekler normalde aynı olması lazım. Ama bizimki kalın tombul, yeni alınan ince uzun. Olmadı. Araçlarda en sevmediğim ama en sevmediğim bölümdeyiz. Aks toplama bölümündeyiz. Yine aksımızı, yani uzun aksımızı da yaptırdık. Gördüğünüz gibi aksımız yılan, zehir. Gördüğünüz gibi her şeyiyle olması gerektiği gibi bükülmemesi için, torktan dolayı ezilmemesi için yaptırdık. Bir önceki videomuzda dediğimiz gibi en sevdiğimiz ama en sevdiğimiz bölüm aks toplamak. Şimdi onları tekrar toplayacağız. Dış aksımızı da yeni aldık. İç aksımız burada da içleri temiz. Yani temizlerken burulma, kırılma, ezilme, yan bas, hani şişirme falan yok. Ona göre şu an temizliği toplamasını yapacağız. Tabii bu sırada onun da tamir takımlarını, yani körüklerini, sekmanlarını vesairesini, her şeyini aldık. Şimdi topluyoruz. Hadi bakalım. Parmakla sıyırıyoruz. Tam ortaya doğru basıyoruz. Bezle yapacak bir şey yok. Çok az bir şeyine bezle siliyoruz ki fazla ısraf etmeyelim. Şu an dış aksımız takılmaya hazır. Dış aks körüğümüzü geçiriyoruz. Daha sonrasında dış aksımızın sekmanına takmayı unutmuyoruz. Sekmanda bir takma yönü var. Böyle kafanıza göre geçiremezsiniz. Buradan taktığınızda hop, yani şu şekilde takıyoruz. Yani piston sekman takar gibi. Böyle tam karşına geçirip hop atlatıp da bir anda takıyoruz. Hop atlatıp da geçiriyoruz. Direkt böyle takmaya çalışırsak çok kasar. Yani her yeriniz acır. Tornavidayla bile yapsanız orasıyla bile artık şey olacaktı, deformasyon. Geçirme işlemini yaptıktan sonra böyle bir daha kontrol ediyoruz. Sekmanlarımızı takacağız. Takmadan önce hemen bir ince tornavidamızı ayarlıyoruz. Sonra dış kelepçemizi hemen takıyoruz. Tam tersi tarafa diğer küçük kelepçeyi takıyoruz. Yani şunu, diğer küçük kelepçeyi. Ve dış aksımızı gördüğünüz gibi hop toplamış bulunmaktayız. Sonrasında ilk iş körüğümüzü geçiriyoruz. Kafasını geçirdik, sekmanımızı takıyoruz, körüğümüzü geçirdik, sonra contasını da taktık kaçırmasın diye. Ya bunlar her zaman elinde sonunda her aks kaçıracak. Yani sonuçta döndüğü için, yıprandığı için sıcak soğuk vesaire geldi ama bu yapılanlar, atıyorum o hemen bir içinde kaçırmasın da atıyorum 2 sene sonra kaçırsın diye şeyler. Sonuçta bunlar dönen şeyler, ısı gören şeyler, çok çabuk deforme olacak parçalar. O yüzden elden geldiği kadar, yani ne kadar uzun süre giderse, ne kadar uzun süre en azından patlarsa körü, o kadar bizim için iyi. O yüzden düzgün bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sekmanı taktıktan sonra her seferinde böyle bir kontrol edin. Böyle dokunun. Bakın dönüyor, iyice kilitlenmiş mi? Sekmanı da taktık. Artık aksımız tıkır tıkır oynuyor. Şimdi ise geldik bunun da yağını doldurmaya. Evet, VAK gruplarında aks toplarken şu değişik pulların olmasına dikkat edin. Eğer bunlar olmazsa akslar gevşiyor. Ben tabii yaparken bunlar yoktu. Zamanında kendi golfimi yaparken bir tane vardı. Diğerlerini bulamamıştım. Parçalara gidip de getiremiyorduk da zaten. Ufacık bir şey olduğu için pek şey olmuyor. Bunların bir tanesini
şansa vardı ki gidip hemen soğutağımı çizip lazerde ürettirmiştim paslanmazdan. Bunları şu an o şekilde takıyoruz. Sonunda aksımızı bitirdik. Gördüğünüz gibi sadece kafaları takmış gibi duruyoruz ama çok uğraştırdı ve şu an istediğimiz gibi oldu. Şimdi artık montaja geçme zamanı. Bir tarafı Vieres, bir tarafı Ferişta. Ona göre ölçüsünde yaptık ve işlemini bitirdik. Şu an çok güzel oldu. Hadi montaja geçelim. Şu Serhat'ın yüzündeki tebessüme bakar mısınız? Ellerim çok kirlendi. Tırnaklarım arasına çok pislikler girdi. Pislik derken aks yağları. Hiç sinirlenmedi. Aynen, hiç sinirlenmedi tabii. Ya başka bir sürü ellerimiz kirleniyor ama bunlar çok kalıcı kalıyor ya. İstediğin kadar kimyasal uğraş çıkmıyor. Ama olsun, en azından bir tarafı bitirmiştik, diğer tarafı da bitiremedik. Sonunda onu da yaptık Suat abi. Aracı şimdi montajlayacağız. Montajlamadan önce hep kamera arkasında anlattık. Birazcık kamera önünde anlatalım dedik. Neler yaptık? Aracın artık soğutma sisteminin hortumlarına geçtik. Onlara ilk önce gittik, ölçülerini aldık. Göstererek. Ettik. Göster. Sonrasında gittik, üzerine elinle montajladık. Göstersin. Gördüğün gibi su sistemi boruları, radyatörü vesairesi, bütün her şeyi ile takılı. Yani şimdi bundan sonra söyleyeceğimin haricinde su kabını açacaktık, suyunu dolduracaktık, kapatacaktık ve artık su sistemin de hazır olacaktı. Ama şu oldu, kalorifer peteğimizi de değiştiremedik. Yenisini almıştık çok önceden. Bir baktık ki sökünce peteklerimiz farklı. O yüzden şu an su sistemi, yani kalorifer peteğini de bağlamadığımız için suyunu koyamıyoruz aracın. Ama diğer olarak baktığımızda bütün su sistemi de artık tamamen bitti. Hızımızı alamayıp mazo sistemini bitirdik. Biliyorsunuz şuralar karman çormandı. Bak buralar böyle, önceki aynen, videoları görecek olanlar. Oraları hemen bir toparladık. Fabrikasyonmuş gibi olması için özen gösterdik. Bu arada tüm kelepçeleri de görüyorsun o tarafların şeylerine. Bunların hepsini fabrikasyon, orijinal kendi kelepçelerini kullanmaya özen gösterdik Suat abi. Mazo sistemini ve buradaki gelen su sistemlerinin hepsini bitirdik. Onları da buradan bağladık. Artık aracımız mazo sistemi de bitti. Yani bu ne demek oluyor? Beyin tesisatımızı, her şeyini bitirdikten sonra pompamız çalıştığında artık mazot basılıp dönüp dolaşıp tekrardan devir daim edip kendi ait olduğu yere, geldiği yere geri dönebilir yani. Depodan egzoza mı? Yok, depodan egzoza bir başarı hikayesi. Depodan depoya Suat abi tekrardan. Yok, yakmayacağız mı arada? Marş basmayacağız, bir şeyler yapmayacağız. Artanları diyorum Suat abi. İnsanlar bunu istiyor Serhat artık. Aynen, biliyorum birazcık şey oldunuz. Hani marşını duyalım diye istediğinizi duyuyoruz. Ama diyorum ya, bu çok zorlu bir proje. Adım adım gidiyoruz. Çok hızlı bir şekilde zaten bitirdik, buraya kadar geldik. Çok köklü bir şekilde zaten çıkardık. Her bir adımı, her bir bölümü, her bir parçası büyük bir Ar-Ge gerektiren bir araç bu sonuçta. Diyorum ya, çıktığımızda bir daha tekrar lifte sadece kontrol amaçlı alalım. O da aradan geçen seneler sonrasında. Onun için uğraşıyoruz Suat abi. Göreceğiz. Ağzın bal yesin Serhat. Öyle bir güzel konuştun ki. Göreceğiz. Bundan önce zaten şeyini izlemişsinizdir. Belki bundan sonra izlersiniz. Timelapse olarak değil, bundan sonraki yapılan her şeyi zaten Suat abim daha bir uğraşsın diye müziği her şeyi zaten kapatıyoruz. Yapım aşamasını anlata anlata çekiyoruz. Aksını vesaire her şeyini topladık. Aksını yaptırdık. Gelecek olsun. Zaten başka göstereceğimiz bir şey kalmadı burada. Bize aksı göster Serhat. Vitesleri her şeyi zaten ayarlamıştık. Yani listeye baktım. Yapım aşaması listesinde artık mekanik bir şeyimiz kalmadı. Bir mekanik olarak artık fan sistemi kaldı. Davlum bazı falan her şey hazır da fan sistemi, o da marş baskan sonra gerekirse yaparız onu. Ondan sonra artık ilk gelmesi gereken bölümdeyiz. Elektrik bölümünde beyin tesisat. Yani onun kornamız çalışacak mı? Aynen, işte korna tesisatına başlayacağız. Aracı bitireceğiz inşallah. Yüzdük şu an son düzlükteyiz. Ben buradan, o flama mıydı lan? Şey, bayrağı veren, uzatarak veriyorlardı ya. Son 400 metre 4 kişi değişiyoruz ya. Ama biz son 400 metrede bir sana bir bana veriyorum ben böyle. Aynen öyle. Flama koşuyoruz ya, 100'er metrede uzatıyorlar ya. Biliyorum da o flama mıydı? Hiç izlemedin mi ya? Bayrak yarışı diye geçiyor onun adı ama. Tamam işte, bayrak yarışı. Ona flama diyorlar, bir şey diyorlar, böyle uzatıyorlar. Bayrak verdi değil mi? İnşallah bu mesleği de sen gelecek nesillere verirsin bayrağını sana. İnşallah Suat abi. Bayrağını aktarırsın mı diyeyim? Şu an son düzlükteyiz Suat abi. Neyse, o konulara geliyorum. Son düzlükteyiz. Son düzlükte gidiyoruz. Gidiyoruz. Gel, sana bayrağı vereceğim.
Al sana bayrak. Oha, devlerin aksı büyük olur ha. Evet. Bu sefer gördüğün gibi aks sistemimiz hazır. Yani artık baktığında şöyle gösterelim. Bu tarafın aksı da artık tamamdır. Şimdi montajına geçeceğiz. Montajı yaparken görürsünüz. O zaman arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için bize ne yapıyorsunuz? Abone oluyorlar Suat abi. Like atıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu arada arabalar haricinde Serhat'la çektiğimiz videoları paylaşacağımız diğer bir kanal var. Benim eski bir kanalım var. Oraya şey yapacağız. Buraya yukarı bir yere linkini yerleştirmişimdir. Oradan takip edebilirsiniz. O tamamen goy goy. Hani araba haricinde de işte eşimiz dostumuz izlerse falan diye böyle eğlenceli anları atacağız. Özellikle şunu çekeceğiz dediğimiz bir kanal değil. Ne varsa oraya atacağız artık. Arabalar burada, diğer her şey orada. Bize daha fazla destek olmak istiyorsanız videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. Siz beğeniyorsunuz, arkadaşlarınız da beğenir. Aksı kalın, mutlu kalın. Aksımızı bir takalım. Ondan sonra artık aşağı asılı işimiz bitirmiş oluruz. Hadi başlayalım, tekeri sökelim. Yaptığımız aparatları sökelim. Sonra standart şeyimize dönelim. Onu yuvasına oturtturacağız, tamam mı? Tamam, sen kabe, ben çekeceğim. Ha. Tamam, bekle. Buradan da bunu geçireyim. Ops. Ben yuvaya geçirdiğim gibi sen tuttun. İçinde ama kaldırmak lazım. Tamam, kaldırız onu, sorun yok. Bekle. İçinde. Aşağıdayken var ya, ölmüştük Enko. Çevir herhangi biri. Çevir. Bekle. Bak, çok basit değil mi? Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunu arada herhangi biri takıyorsun. Evet. Tamam mı? Çevirince bu buna kasılacak, şey dönecek mi? Biraz artık ölümüne sıkıyoruz bundan sonra. Yani, tamam. Ölüme derken kopmayacak. Tamam. Ya torna kırılırsa? Torna kırılmaz. Çevir. Tamam lan. Layık mıyım? Çevir. Tamam. Şimdi bekle. Çıkar torna bileği. Döndür kanka. Biraz döndür. Tamam. Tak torna bileği. 6 kere bunu yapacağız. Tamam, çevir. Artık aksımız var. Şu an aksımızı taktık. Gördüğünüz gibi şöyle bakalım, görebiliyorsunuz mu? Her şeyle Das Originales Muchos Gracias. Kocaman akslarımızı taktık. Şu an bir eksiğimiz coilover kaldı. Onları da ilerleyen bölümlerde halledeceğiz. Ona göre bir çalışmalarımız sürüyor. Artık bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Artık borulamaya gidecek. Araç egzozcuya gidecek. Egzoz sistemi, intercooler boruları vesaireleri yapılıyor. Sonrasında beyin tesisatı vesaire bölümünde tekrardan bizimle olacak. Bu sefer bayağı bir şeyleri takılmış olacak. Belki farları vesairesi. Güzel bir şeyler ortaya çıkaracağız. O zaman yeni bölümlerde görüşmek için ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz Enko? Şuralardan bir yerlerden abone oluyoruz ve çanlara tıklıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Serhat, böyle telefonla hayırdır, ne yapıyorsun? Oğlum, sevgilinle mi konuşuyorum diyeceğim de senin sevgilin kim biliyor musun? Instagram'dan sana yazanlar. Serhat böyle oturuyor. Niye oturuyor şu anda? Birazdan eve çıkacağız. Az önce Felicia pick-up'ı, namı değer Felicita'yı çekicinin üzerinde gönderdik. Nereye gönderdik? Hegeverse'e gitti. Şu an biz paylaşımlarını yapıyoruz Instagram'dan. Tıkır 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 tıkır. Tabii siz ne zaman görürsünüz? Bir hafta sonra falan görmüş olursunuz zamana geldiğinde. Şu an araba egzoza gidecek. Borulama sistemlerini bitireceğiz. Araçların. O sırada egzoza zaman gelene kadar Hamit abiler, Mustafa abi aracın içini bitirecekler. Aracı vakfese yetiştirmek için uğraşıyoruz. Bize geldiğinde beyin tesisatını yapacağız. Bitireceğiz. Marşımıza basacağız. Ondan sonra torpidosu vesairesi diğer işlemlerini yapacağız. Sonrasında bakacağız artık neler yapacağız, neler edeceğiz. Ne eksik kaldı, bir şey kaldı mı, ne yapılabilir? Abi, temelini attık, temeli sağlam. Bundan sonra katları çıkacağız.
Hadi bakalım, güzel tabirmiş. Arkadaşlar, herkes abone olduğuna göre yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.